billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ü tasi'a aşere min mukaddimeti ithaf-ül murid. Bugün ithaf-ül muridin mukaddime bölümünün 19. dersini okuyoruz. وَلَمَّا كَانَ الْاِيمَانُ وَالْاِسْلَامُ لُغَةً İman ile İslam lügat hasebiyle mutegayireyil medluli. Nedirler? Mutegayiretül medlul diller. Yani medlulleri ayrı ayrı. Elfaz-ı mutereddife değiller. وَلَمَا كَانَ الْاِيمَانُ وَالْاِسْلَامُ لُغَةً Lügat cihetiyle. Lügatın temiz olur. Lügat hasebile mutegayireyil medlulü. Medlulleri ayrı olunca. Niye medlulleri ayrı? لِأَنَّ الْاِيمَانَ هُوَ تَسْتِخُ Çünkü iman tesliktir. Cezme kalbidir. وَالْاِسْلَامَ هُوَ الْخُضُعُ وَالْاِنْقِيَادُ Hudu, inkiyat, atfü tesir. Zahiri boyun eğmektir, teslim olmaktır. Oruç tutmak, namaz kılmak, şehadet kelimesini getirmektir. Bak ne oldu? Lügat itibariyle İslam ile imanın maneleri ayrı oldular. İman ile İslam iman itibariyle mutagayir oldu. وَاَخْتُلِفَ ف۪يهِمَا شَرْعًا Ama şer'an ikisinde ne olmuş? Hilaf, ihtilaf vakı olmuş. Kimisine göre şer'i maneleri aynı, kimisine göre şer'i maneleri de lugavi maneleri gibi mutagayirdirler. Bakalım, şer itibariyle İman İslam'daki ihtilaf nedir? Nasıl yapılmış? Fezehbe cumhurul eşaireti. Fezehbe cumhurul eşaireti. Cumhurul eşaire zehab etmiş ila tegayyurihima eyden. Bunların tegayyuruna ne etmiş? Zehab etmiş. Eyden nasıl lügavi maneleri mütegayirse, cumhura göre şer'i maneleri de mütegayir. Niye? لَنَ مَفْهُمَ الْا۪يمَانِ İmanın mefhumu şer'an مَا عَلِمْتَهُ عَانِفًا Biraz önce bildiğin manadır. Yani dünkü derste geçen o nedir? O cezme kalbidir. وَمَفْهُمَ الْاِسْلَامِ İslam'ın mefhumu Hani lügavi manası boyun eğmek değil. İslahi manası imtisarul evamiri ve nevahi. Evamirleri yerine getirmek. Yapılması emir olunan şeyleri yerine getirmek. Nehyedilen şeylerden vazgeçmek. Bi bina'il ameli ala zalikel iz'ani. Bi bina'il ameli ala zalikel iz'ani. O izane kalbi bu iman ki izane kalbidir. O izane kalbi üzerine amelleri bina etmek, icra etmektir. Peki izane kalbi, tesdike kalbi, cezme kalbi ayrı bir şeydir. İmtisarul evamir ile nevahi yani ameli o izane kalbiye icra etmek ayrı şeydir. فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ذَاتًا وَمَفْهُمًا فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ Bu ikisi nedirler? Muhteliftirler. ذَاتًا وَمَفْهُمًا Hem zat olarak muhteliftirler, hem mefhum olarak nedirler? Muhteliftirler. Oldu mu? Yani zatları da ayrı, mefhumları da ayrı. وَاِنْ تَلَازَمَا شَرْعًا Şer'an her ne kadar lazımdırlar.
imanın zati ile imanın İslam'ın zati de birbirinden farklı, mefhumları da birbirinden nedir? Farklıdır. Ama ve in telazema şer'an, şer'an her ne kadar aralarında telazum varsa da, biri diğerini istilzam ediyorsa da, ama ayrı şeyler. Nasıl şer'an telazum var? Bi haysu la yucedu muslimun leyse bi mu'minin. Mümin olmayan bir Müslüman yok. Yani birinde izan-ı kalbi olmasın, inkiyade zahri olsun, imtisal-ı evamir nevahi olsun, öyle bir şey yok. وَلَا مُؤْمِنُنْ لَيْسَ بِمُسْلِمِنْ وَلَا مُؤْمِنُنْ لَيْسَ بِمُسْلِمِنْ Müslüman olmayan bir mümin de yoktur. وَلَا مُؤْمِنُنْ لَيْسَ بِمُسْلِمِنْ Müslüman olmayan bir mümin de yok. Nerede bir mümin varsa mutlaka Müslüman, nerede bir Müslüman varsa mutlaka mümindir. Aralarında terazum var. Ama İslam ile imanın zatları ayrı şeyler, mefhumları ayrı şeyler. Oldu. Dersin başına bakın. وَلَمَّا كَانَ الْاِيمَانُ وَالْاِسْلَامُ لُغَةً مُتَغَيِّرَيْ الْمَدْلُولِينَ Eşare. İşaret etti kim? Şare. İlâ ihtiyari hazel mezhebi. Bu mezhebin ihtiyarına işaret ediyor. Yani o mezhep ki diyor iman, İslam mütegayirdirler. Zaten mütegayir, manen mütegayir. Musanif bu mezhebe işaret ediyor. Bu eşare ile ihtiyari hazel mezhebi ile manen neydir? Cevabıdır. Bi kavlihi vel islam meşrehenne bil amel. Vel islamı da olur. Vel İslam'a da olur. Vel İslam'a mubtada işrehenne haber. Vel İslam'a işrehennen mefrudun. Vakide bünnünü teykidin me'amuli mukaddem olmaz. Ha ne deriz? Mahzul bir fiilin mefrulu. Bu işrehenne o mahzul fiilin teykididir, tefsiridir deriz. Veya fiil-i muhakkede bünnünü sakilenin me'amuli takdimi caiz diyenlere göredir. وَالْاِسْلَامَ اَشْرَحَنَّ حَقِقَتَّهُمْ Bu hakikati buraya takdir etmesi İslam'a daha uygun. وَالْاِسْلَامُ İslam اِشْرَحَنَّ حَقِقَتَّهُ Onun hakikatini şerh et بِالْاَمَلِ السَّالِحِ Amel-i salihle ne et? Şerh et, açıkla. Amel-i salih nedir? اَنِ اِمْتِسَالَ الْمَأْمُرَاتِ وَاِشْتِنَابَ الْمَنْهِيَاتِ Amel-i salih, memuratların imtisali, menhiyatların iştinabidir. Amel-i salih budur. İslamiyet bununla şerh et. Nasıl bununla şerh et? Yani söyle, İslamiyet imtisalul memurattır, iştinabul menhiyattır. Şimdi, İslam, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, haram şeylerden kaçmak mıdır? Ya bu zahiri amelleri kabul etmek midir? Şimdi hep biz bunları yapmak diyoruz. Aslında bunları yapması değil. Bakın. وَالْمُرَادُ الْاِزْعَانُ لِتِلْكَ الْاَحْكَامِ Bunların imtisali demek, bunları yapması demek değil. Bunları kabul etmek, bunları izan etmektir. وَاَدَمُ رَدِّهَا Bunları red etmemektir. Demek imtisalul me'murat ve iştinabul menhiyat dan murat el izanu li tilke lahkami ve adamu raddiye. Bu ahkamları kabul etmek, red etmemektir. Sevam amilaha istese bunları kabul eden, bunları red etmeyen, ister bunları işlesin ev lem ya'melha ister bunları işlemesin. Sevâun amilaha ev lem ya'melha. İster bunları yapsın, ister yapmasın. Biri bu ahkam-ı zahri teslim kabul ettiyse, bunları reddetmediyse, bunları kabullendiyse nedir? Bu adam Müslümandır. Bu adamda İslamiyet var.
Çünkü bu ahkamlara teslimiyet göstermiş. وَزَّبَ جُمُورُ الْمَاتُرِدِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْاَشَارَةِ اِلَى اِتِّحَادِ مَفْهُمَيْهِمَا. Mefhumları nedir? Müttehiddir. Mefhumları nedir? Tabi mefhum müttehid olunca zat zaten tarika evlayla müttehiddir. Ne demek müttehiddiler? بِمَانَ وَحْدَةِ مَا يُرَادُ مِنْهُمَا. Ha, yani bunlardan murad olan aynıdır. Fişer, şerde ikisinden murad olan mana aynıdır. Ve tesavihma bihasebil vücudi. Ve tesavihma bihasebil vücudi. Vücud hasebiyle bunların arasında tesavvi var. Peki bu ne demek? Buna tam anlamadık. Müttehid ile demek ikisinden murad mana aynıdır. Ne demek? Tefsir. Vücud hasebiyle tesavvü var. Ne demek vücud hasebiyle tesavvü var? Ala mana enne kulle men ittesefe bi ahadima. Kulle kimse ki İslam veya imana mutasip olursa fehu aynı kişi mutasifun bil ahari. Diğeriyle de mutasifdir şeren. Şeren biri imana mutasifse İslam'la da mutasif. Biri İslam'la mutasifse imanla mutasif. Muttahid ile maneleri budur. Yoksa mefhumları ayrı ayrı şey mefhumları aynı öyle değil. İman izandır, İslam teslimiyettir. Mefhumları aynı değil. Ama mefhumları zati aynı değil. Ya peki bu mefhumdan bu mefhumdan murad olan mana nedir? Murad olan mana aynıdır. Nasıl murad olan mana aynıdır? Zahiren kim Müslümansa, kim İslam'la mutasifse imanla da mutasif. Kim imanla mutasifse İslam'la mutasif. Muttahidirler mane murad itibariyle. Vücude harici itibariyle iman ile İslam muttahid yoksa mefhumların zati ayrı şeylerdir. Peki, ve alahazı buna göre fel hilafu lefsin. Hilaf. Öyle değil mi? Cumhur-ı Eşaire ile Cumhur-ı Maturidiye muhakkiklerin arasındaki hilaf lefsidir bi itibaril maali. Maal itibariyle hilaf lefsi. Şimdi Cumhur-ı Eşaire iman ile İslam'ın mefhumun zatına bakar diyorlar ayrı şeylerdir. Doğru. Biri izan, biri imtisalul evamirdir. Cumhur-i Maturidiye muhakkikler de neticeye bakarlar. Masadık aleyh bakarlar. Diyorlar ikisi de nedir? Aynıdır. İman nerede varsa İslam da orada var. İslam nerede varsa imam da orada var. Bak hilaf lefsidir. Biri farkını söylüyor, biri farkını söylüyor. Biri mefhumların zatına bakarak söylüyor. Biri masadık aleyhe bakarak, vücudu harice bakarak söylüyor. Cumhur-ı Eşaire diyorlar mefhumlar mütegayir. Onlara sorsan hani onlarki de bi'hüzullah yüceli muslimin leyse bi müminin ve la müminun leyse bi müslim. Terazim yok mudu? Bak onlar da bunu kabul ediyorlar. Pek Müslümanla mütesif olan imanla da mütesif, imanla mütesif olan İslamla mütesif diyen maturidiler desen mefhumları nedir? Biri izandır, biri teslimiyettir. Yani biri neticeye bakarak, masalara aleyhi bakarak söylüyor. Biri de mefhumların zatına bakarak, vücudu hariciye bakmaksızın söylüyor. Oldu mu? Misalu haza, yani el amele lezi fussire bihil İslam. Misalu haza, yani el amele lezi fussire bihil İslamu. O amel ki İslam onunla tefsir edilmiş. Onun misali en nutku bi şehadeteyi. Nedir? Nutku bi şehadetidir. O nutku ki el mutekadimu beyanuhu beyanı geçti. Odur başka bir de vel haccu. Ha niye?
اَنْنُطْقُ بِشَهَادَتَيْنِ اَلْمُتَقَدِمُ بَيَانُ Niye bunu söylüyor? Yani kendi direktmen el-haccü dediği keza ve salatu keza siyamu nutke bi şehadetin içinde değildir, anlaşılmasın diye diyor, nutk da vardı. Geçtiği için burada tekrar etmiyor. اَنْنُطْقُ بِشَهَادَتَيْنِ اَلْمُتَقَدِمُ بَيَانُ Beyanı mutkadim olduğu için burada söylemedi. Bir de وَالْحَجُّ الْمَفْرُدُ فِي الْخَامِسَةِ Hicretin 5. senesinde farz olan hac. وَقِلَ فِي غَيْرِهَا اِلَى تَعْسَدِ فِي السَّادِسَةِ فِي السَّابِعَةِ فِي السَّامِنَةِ فِي تَعْسِعَةِ Böyle ihtilaflar var. وَهُوَ حَجْ نَدِرْ لُغَةً الْقَسْتُ لِمُعَزَّمِنْ Hac lügaten herhangi tazim edilen bir şeyi kastetmektir. Hac budur. Lügaten الْقَسْتُ لِمُعَزَّمِنْ وَشَرْعًا عِبَادَةٌ Bir nedir? يَلْزَمُهَا o ibadete lazımdır. وَقُوفٌ بِعَرَفَةَ وَقُوفِ بِعَرَفَةَ o ibadete lazımdır. وَقُوفِ عَرَفَةَ لَيْلَةَ عَاشِرِ زِلْحِجَ Orada bir zeysittir yazı. Zilhicce bak Zilhicce ayının 10. günün gecesinde Arafa'da vukuf etmek. Hani tasi'i Zilhicce Arafa'ya çıkılıyor. Aşir Zilhicce'nin gecesi orada kalırlar. Akşam namazına kadar oradadırlar. Akşam namazından sonra o gecenin bir cüzü orada kaldıktan sonra ayrılırlar. وَسَلَاتُ الْمَفْرُودَةُ İkinci örnek, salat-ı mefruda kabler hicret bir senedir. Hicretten önce bir sene farz olan namaz. وَهِيَ لُغَةً سَلَاتَ الدُّعَوُ Salat lügaten dua demek. وَأَمَّا شَرْعًا فَهِيَ اَقْوَالٌ وَاَفْعَالٌ Bir takım akvallardır. Bir takım efallardır. Namaz hem akvallardan hem efallardan oluşur. Muftetehatun bi tekbiri muhtetemetun bi teslimi. Tekbirle başlamıyor, teslimle ne oluyor? Son buluyor. Akvalun ve efalun muftetehatun bi tekbiri muhtetemetun bi teslimi. Tekbirle başlanan, selamla sonuçlanan bir takım ekval ef'allara salat edilir. Keze sıyamul mefrudatu fi saniyetil hicreti. Hicretin, hac, hicretin 5., 6., 7., 8., 9. senelerine farz olmuş ihtilaflidir. Salat hicretten önce bir sene, sıyam hicretin ikinci senesinde farz olmuş. Bir buçuk sene sonra farz olmuş. Ve huve sıyam da lügaten el-imsaku. Salat lügaten dua olduğu gibi sıyam da lügaten imsaktır. Ve şer'an, sıyam şer'an nedir? İbadetun ademiyetun. Vücudi bir ibadet değil, ademidir. Oruç nedir? Bir şey yememek, bir şey içmemek, menfezlerine bir şey işe doğru sokmamak, bak hep yapmamak, yapmamak, yapmamaktır. Vaktuha tulu'ul fecri hattel gurubi vakti tulu'ul fecirden gurubu şemse kadar. Yani imsaktan güneş batıncaya kadar süresi bu aradır. Fedri e'yalem, sen bunları zikrediklerimiz bil. Bu tetimetül beyt vezinçilerimiz. Ve zekatu, bir de nedir? Zekattır. El mefrudatu fi saniyetil hicreti. Bak zekat, sıyam aynı sene farz olmuştu. Önce sıyam farz oldu, sonra
zekat farz oldu. Ama ikisi de aynı sene, hicretin ikinci senesinde farz oldular. وَقِيلَ فِي غَيْرِهَا وَقِيلَ فِي غَيْرِهَا Bir kıleye göre hicretin ikinci senenin gayrisinde farz olmuş. Peki, sıyamın lugavi istilahi, salatın lugavi istilahi, hacın lugavi istilahi manasını söyledi. وَهِيَ zekat nedir? Zekat lugaten اَنْنُمُوْوُ وَتَطِيُوْ Zekat lugaten numudur, tatirdir. وَهِيَ lugaten اَنْنُمُوْوُ وَتَطِيُوْ Lugaten zekat numu demek, artmak demek, tatir temizlemek demek. Çünkü zekat hem tatir manasından gelir, hem numu manası, nema manası, ziyade manasından da gelir. Onun için dedi lugaten en-numu ve tatiru. Ve emma şer'an feyye ihracu cüz'in minel mali. Maldan bir cüz'i çıkartmak. Tabi diğer kitaplar diyorlar ihracu cüz'in maksusin min malin maksusin. Bu kısa kesiyor. İhracu cüz'in minel mali. Malın bir cüz'ünü çıkartmak. Bu zekatın meseri manasıdır. Bir de zekat, hani o verilen mala deniliyor ya, o olursa ihraca tefsir edilmez. فَهِيَ جُزْءٌ مَخْسُسٌ مِنَ الْمَالِ جُزْءٌ مِنَ الْمَالِ Eğer zekattan meser alırsak, ihraca tefsir edilir. İsim alırsak, cüzle tefsir edilir. وَاَمَّا شَرْعَنْ فَهِيَ İhracu cüz'in minel mali. Şartu vücubihi li mustahikkihi Şartu vücubihi li mustahikkihi Buluğul mali nisabe. Şartu vücubihi li mustahikkihi Bak, ihracu cüz'in minel mali. Maldan bir cüz'i ne etmek? Çıkartmaktır. Şartu vücubihi li müstehikkihi o cüz'ün müstehikine vacip olmasının şartı. Bak şartu vücubihi li müstehikkihi. Bu li müstehikki vücube mutaliktir. Şartu vücubihi li müstehikkihi şartı nedir? Buluğul mali nisabe. Malın ne olması? Nisabe ulaşması. Zekat müstahik olan fakire vacip olmanın şartı mal nisaba ulaşacak. Nisab ne kadar? Her malın kendisine göre nisabı farklı. Bir de bu normal bizim bildiğimiz zekat, mal zekatı. Bir de ve buluğu gurubi eydil fıtri bu da bedenin zekatı için, fıtre için. Ve buluğu gurubi eydil fıtri. Eydil fıtır aslında avdur. Niye bayrama av denir? Çünkü sürekli dönüyor. Sonra tahfif için vav makamını kese yaptık. Vav yaya kalbettik. Eyd oldu. Ve buluğu gurubi eydil fıtri. Bu yarın bayram ya. Yarın kurban Ramazan bayramı. Fıtre güneş battıktan sonra iftar açılmasıyla birlikte fıtra ne olur? Vacip olan diyenlere göre. Bazılar diyorlar o zaman vacip olmaz ya. Bayram sabahının fecrinde imsakında ne olur? Vacip olur. Onun için dedi ve buluğu gurubi eydil fıtri ev fecrihi ev fecri yani buluğu fecri eydil fıtri. Oldu. لِوَاجِدٍ لَهُ فَضْلٌ اَنْ قُوتِي وَقُوتِ اِيَّالِي يَوْمَ وَلَيْلَتَهُ Sizinki öyle mi?
fadlan olsan iyi olurdu. Yani buluğu gurubi eydil fıtr ev fecri kimin için? Livacidin. O kimse ki buluyor. Lehu kendine. Neyi buluyor? Fadlan an kutihi ve kuti iyalihi. Kendi kutundan iyalın kutunun fazlasını buluyor. Bu Şafii'ye göre, Hanifilere göre öyle, öyle değil. Şafii'lere göre yarın bayram ya, bu gece kendisinin çoluk çocuğun nafakası varsa, yarın akşama kadar varsa, fazlası artıyorsa fıtra düşer. Hanifilere göre zekat nisabı var ya, yani mal hangi nisaba ulaşırsa zekat düşüyor. O nisaba kadar olursa düşer, o nisaba ulaşmayana düşmez. Ama burada livacidin, bak, buluğu gurubi idil fıtri ev fecrihi livacidin. O ki ne diyor? Buluyor. Lehu kendine fadlen an kuti ve kuti iyalihi. Yevmehu ve leyletehu. Eydil fıtrın günü ve gecesi, Eydil fıtrın günü ve gecesi için iyalinin ve kendinin kutunun fazlasını bulan kişiye düşer. Kişi ulaşırsa fıtra ona düşer. Sanki livacidin lehu fadlen an kutihi ve kuti iyalihi. Burada livacidin lehu fadlen kutihi. Buna karşı öyle yaparız. Ve buluğu gurubi eydil fıtri ev fecrihi livacidin lehu fadla an kutihi ve kuti iyalihi yevmehu ve leyletehu. Bildiniz mi? Livacidin o kimse ki buluyor lehu kendine neyi buluyor? Fadlanan kutiye kutiye iyalihi yevmehu ve leyletehu. Yani bayram gecesi, bayram gününün kutunun fazlasını bulan kişiye buluğu, gurubu, eydil fıtır ve fecr oldu mu ona fıtra ne oluyor? Düşüyor. Adam eydil fıtırın grubuna ulaşmış veya fecrine ulaşmış ama kendi iyalinin kutunun fazlası yanında yok. Onu bulmuyor, ona düşmüyor. Ben diyorum onun fadlanı yapalım. Tamam. Başa mani edilmez. Bir de velem yeteveccüh vücubuhu ala gayrihi. Velem yeteveccüh vücubuhu ala gayrihi. Bir de o fıtranın vücubu gayrisine yönelmemiş. Diyelim kadındır. Kadın yavmu Eydül Fıtır'ın grubuna ulaştı veya fecrine ulaştı. Malı da fazladır, zengindir. Ama fıtrasının vücubu, zekatın vücubu kocasına yönlendiği için, kocasına düştüğü için ona düşmüyor. Çocuk zengindir, malı var. Ama fıtrası babasına yönlendiği için ona düşmüyor. Oldu mu? Lem yeteveccüh vücubuhu ala gayrihi. Lem yeteveccüh vücubuhu ala gayrihi. Fıtranın vücubu gayre yönlenmemiş olmalı. Buluğu grubu idil fıtır ev fecri olur. Bir adam kutuhu kutu iyalının fazlasıdır. Bunun yanında da fıtrasının fıtranın vücubu başkasına yönlenmeyecek. Yönlenirse yine ona vacip değil. Oldu mu? وَلَمْ يَتَوَجَ وُجُوبُهُ O ihracın vücubuna götürsek daha iyi olur. وَالْمُرَادُ Şimdi hani dedik ya, İslamiyet'in örnekleri hacdır, salattır, sıyamdır, zekattır. Gaya bunları yapmak mı İslamiyet?
Yoksa bunları kabullenmek. Demin geçiye kabullenmek. Vel muradu iz'anul mezkurati ve teslimuha. Mezkuratları kabullenmek ve teslim almak. Ve adamu mukabelete bir reddi vel istikbari. Red etmeyle karşılamamak. Kibir, böbürlenmeyle karşılamamaktır. Yoksa bir adam oruç tutmuyor. Ama kabul ediyor. Bunlar hepsini kabul ediyor, teslim ediyor, tembelliğinden dolayı kılmıyor. Bu adam Müslüman değil mi? Müslümandır. Ama kabul etmesen Müslüman değil. Onun için diyor, nerede Müslüman varsa mümin. Mümin varsa bunları mecbur kabul eder. Bunları kabul etmeyen mümin de olmaz. Bunları kabul eden kişi mecbur mümin olur. Öyle değil mi? Çünkü mümin olmayan, tesir kalbi olmayan bunları kabul etmek onu ne etmez, onu bilene, onu Müslüman, mümin olmadığı gibi Müslüman da onu yapmaz. Oldum. Ha, şimdi burada duralım. Yarın o günün geri döneriz, altını okuruz. Oldum. Nefakumullahu nefakum.